Kelimelerin de kendi neden, nasıl, niçinleri vardır. Gösterişli olan kimileri tumturaklı bir havada bize seslenirler. Sanki büyük işler için yaratılmış gibi kasılırlar. Ama sonunda hafif bir yel bile olmadıkları, bir değirmen kanadını bile döndüremedikleri ortaya çıkar. Sıradan, alışıldık, her günkü kelimeler olan diğerleri ise kimsenin öngöremeyeceği sonuçlara yol açar. Bu iş için doğmamışlardır ama Yine de dünyayı alt üst ederler. Gözetmen gir dediğinde sanki git kiri çiğne, ekmeğini kazan demek istemişti ama bu kelime birkaç hafta sonra Lilith, adının habil olduğu söylenmiş olan adamı çağırdığında ağzından çıkacak kelimeyle harfi harfine özdeşti. Gir bir arzusunun karşılanması söz konusu olduğunda oyalanmamakla ünlenmiş bir kadının odasının kapısını açmasının haftalar sürmüş olması tuhaf gelebilir. Ama daha ileride göreceğimiz gibi bunun bile bir açıklaması vardır. Yanında dişi muhafızlardan, cariyelerden ve diğer hizmetkarlardan oluşan bir kortejle kil yoğurma alanına gelmeye karar verdiğinde bu kadının beslediği fikirleri Kabil bu süre boyunca hayal bile edemezdi. Tarlalarında çalışanların gösterdiği çabayla ilgilenen, ziyaretleriyle onlara destek olan ve bu sırada teşvik edici bir sözü hatta kimi zaman en iyi durumda herkese ister istemez güldüren arkadaşça bir şakayı asla eksik etmeyen iyi niyetli kırsal mülk sahipleri gibi gelmişti. Ama Lilith konuşmazdı. Alanın gözetmeni hariç ona işin gidişatı hakkında bilgiler soruyordu. Bir iki kez de görünüşte dışarıdan gelen emekçilerin kökeni hakkında sohbet etmek istemişti. Örneğin şu yaklaşan. Nereden geldiğini bilmiyorum hanımım. Kimin ne iş yaptığımızı haliyle bilmek isteriz. Batı istikametini gösterdi. Ve bir laf etti. Tamı tamına bir laf. Ne dedi? Oradan. Hanımım ülkesinden neden ayrıldığını söylemedi mi? Hayır hanımım. Adı ne? Habil hanımım. Bana adının Habil olduğunu söyledi. İyi bir işçi mi? Evet hanımım. Az konuşan ama görevlerini uygun şekilde yerine getirenlerden. Ya alnındaki işaret? O ne? Ben de bunu sordum ona. Doğuştan dedi bana. Demek ki batıdan gelen bu habil hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Yalnız o değil hanımım. Buralı olanlar ve az çok tanıdıklarımız dışında geri kalanların hikayeleri anlatılmayı bekliyor. Gezgin serserilerden kaçaklardan oluşuyorlar. Genellikle insanlar az konuşuyor. Belki kendi aralarında birbirlerine sırlarını anlatıyorlardır. Ama bu da kesin değil. Ya işaretli adam nasıl davranıyor? Bence kimsenin fark etmeyeceği şekilde davranıyor. Ben onu fark ettim. Diye mırıldandı Lilith kendi kendine. Birkaç gün sonra sarayın bir elçisi yoğurma alanına geldi ve Kabil'e bir mesleği olup olmadığını sordu. Kabil ona vaktiyle çiftçi olduğunu ve kötü giden hasatlar nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Elçi bilgiyi götürdü ve üç gün sonra yoğurucu Habil'in derhal saraya gelmesi emriyle geri geldi. Kabil geldiği gibi neredeyse bir paçavraya dönmüş olan kir içindeki eski giysisi içinde kile bulanmış bacaklarını elinden geldiğince temizledikten sonra elçinin peşinden gitti. Küçük bir yan kapıdan saraya girdiler. Kapı bir hole açılıyordu ve orada iki kadın bekliyordu. Elçi geri çekilerek kil yoğurucusunun geldiğini bildirdi ve Kabil cariyelere emanet edildi. Cariyeler ayrı bir odaya götürdükleri Kabil'i orada soydular ve sonra tepeden tırnağa ılık suyla bir güzel yıkadılar. Kadınların ellerinin ısrarlı ve ustalıklı teması Kabil'de bir şeye yol açtı. Kadınlar gülüştüler ve kahkaha atmaya başladılar. Zihnini açan ani bir şimşeğin çakmasıyla Kabil'in beyni aydınlandı. Yoğurma alanına gelip onu bu yüzden çağırmışlardı ama konumlarıyla daha uyumlu başka zevkleri elbette olan sıradan cariyelerin susuzluğunu gidermesi için değil elbette. Duvarcı gözetmeninin ihtiyatlı uyarısı bir kulağından girip diğerinden çıkmıştı. Kabil Saray'ın hanımının onu yavaş yavaş, acele etmeden, neredeyse haberi bile olmadan, sanki hanım gökyüzünden geçen bir buluta dalmış da başka bir şey düşünüyormuş gibi ittiği tuzağa kendi ayaklarıyla düşmüştü. Nihai darbenin gecikmesi, toprağa atılan tohumun sanki kendiliğinden yeşermesine ve çiçeklenmesine zaman vermek için ister gibi kasıtlıydı. Meyveye gelince, toplamak için çok beklemek gerekmediği açıktı. Cariyeler hiç aceleleri varmış gibi gözükmüyordu. Ama her şeyin bir sonu, her şeyin bir sınırı vardır. Temiz bir giysi adamın çıplaklığını örttü. Onun yazgısına biçecek olan sarayın hanımının huzuruna götürülme saati gelmişti. Elçi girişte bekliyordu. Şöyle bir bakması banyo sırasında olup biteni anlamasına yetti. Ama bu duruma kızmadı. Çünkü elçiler görevleri gereği çok insan görürler. Hiçbir şey onları şaşırtmaz. Ayrıca o dönemde de bilindiği gibi ten son derece zaaflıdır. Üstelik bu hiç de onun hatası değildir. Çünkü ilki olarak görevi bütün kışkırtmalara karşı engel çekmek olan tin her zaman ilk teslim olandır. Beyaz teslim bayrağını ilk o kaldırır. Elçi kil yoğurucusu Habil'i nereye götürdüğünü, ne amaçla götürdüğünü biliyordu. Ama ona imrenmiyordu. Cariyelerle yaşadığı şehvetli olaysa aksine elçinin kan dolaşımını alt üst etmişti. Bu kez saraya ana kapıdan girildi. Çünkü burada hiçbir şey gizli kapaklı olmaz. Eğer hanımefendi Lilith yeni bir aşık bulmuşsa bunun daha baştan bilinmesi en iyisidir.'' Böylece başka kültür ve uygarlıklarda şaşmaz bir şekilde yaşanan ufak tefek sır ve dedikodu oyunları, gülüşler ve mırıltılarla örülen ağlar ortaya çıkmamış olur. Elçi bekleme odasının kapısı önünde diğer bir cariyeye emretti. Hanımına söyle biz buradayız dedi. Cariye gitti ve bir mesajla geri geldi. Benimle gel dedi Kabil'e. Sonra da elçiye dönerek sen çek git sana artık ihtiyaç kalmadı, dedi. İşler böyle yürür. Kimse kendisine nazik bir görev emanet edildi diye böbürlenmeye kalkışmasın. Çünkü muhtemelen görev bir kez yerine getirildiğinde sen çek git, sana artık ihtiyaç kalmadı dendiğini herkes işitecektir. Elçiler bunu gayet iyi bilir. Lilith işlemeli ahşap bir tabureye oturmuştu. Bir servet değerinde olması gereken bir giysi vardı üzerinde cariye çekilmişti. Yalnızdılar. Lilit adama teftiş eder gibi baktı. Gördüğünden hoşnut kalmışa benziyordu ve sonunda konuştu. Hep bu bekleme odasında olacaksın. Gündüz ve gece. Orada sana bir döşek, oturmanın içinde bir sıra var. Fikrimi değiştirene dek kapıcım olacaksın. Odamı temizlemeye ve düzenlemeye gelen cariyeler hariç kim girmek isterse engelleyeceksin. Kim olursa mı hanımım? diye sordu Kabil, belirgin bir niyet taşımadan. Görüyorum ki kafan cin gibi çalışıyor. Eğer kocamı düşünüyorsan, onun da girme izni yok. Ama zaten o bunu biliyor. Ona bunu söylemene gerek yok. Ya, ya yine de bir gün zorla girmek isterse? Güçlü kuvvetli bir adamsın. Nasıl engelleyeceğini bilirsin. Şehrin efendisi olduğundan benim de yaşamımın efendisi olan birine zorla karşı koyamam. Ben emredersem yapabilirsin. Sonuçlarına er geç ben maruz kalırım. Sevgili delikanlı, bu dünyada kimse bu sonuçlardan kaçamaz. Ama eğer ödleyin tekiysen, kuşku ya da korku hissediyorsan çaresi kolay.'' Kili ormaya geri dönersin. Kili ormanın yazgım olduğunu hiç düşünmedim. Sonsuza dekleletin odasında kapıcı mı olacaksın onu da bilmiyorum. Şu an için olmam yeter hanımım. Hı? Pekala, dedi Lilith. Yalnızca bu sözlerin için bile şimdiden bir öpücüğü hak ettin. Kabil cevap vermedi. Duvarcı gözetmenin sözlerini hatırlıyordu. Dikkat et, onun bir büyücü olduğu söylenir. Büyüleriyle adamı deli edebilir. Ne düşünüyorsun? Diye sordu Lilith. Hiç hanımım. Senin karşında düşünemem ben. Ee, seni seyrediyorum. Şaşkınım. Hepsi bu. Belki de ikinci bir öpücüğü hak ediyorsun. Ben buradayım hanımım. Ama ben henüz değil. Kapıcı. Lilith ayağa kalktı. Her türlü ahlaki frenden azade olan cariyeler, adamın vücudunu elleyerek eğlenirken bütün kurallarını ve ihlallerini bildikleri erotik bir oyuna katılarak neredeyse masumca saf mutluluktan kahkahalar atmışlardı oysa burada. Dışarıdan hiçbir sesin sızmadığı bu bekleme odasında Lilith ve Kabil, ölümüne bir duello için kılıçlarını bileyen iki eskrimciye benzemektelerdi. Lilith oradan ayrıldı bile. Odasına girdi ve kapısını kapattı. Kabil etrafına bakındı ve kendisine ayrılmış sıradan başka sığınacak bir yer bulamadı. Gidip oraya oturdu. Gelecek günlerin getirecekleri aniden onu ürkütmüştü. Kendini esir gibi hissetti. Lilith de söylemişti. Burada gündüz ve gece kalacaksın. Yalnızca şunu eklememişti. Ben karar verdiğimde boğa olup beni aşacaksın. Bu hem kaba kaçacak hem de söz konusu durumda yersiz kalacaktı. Çünkü genel olarak aşmak dört ayaklı hayvanlar için kullanılır. İnsanlar için değil. Yine de sonuçta çok uygundu. Çünkü insanlar da vaktiyle onlar gibi dört ayaklıydı. Hepimiz biliyoruz ki bugün kollar ve bacaklar diye adlandırdıklarımız çok uzun süre boyunca yalnızca bacaktı. Ta ki birisi müstakbel insanlara ayağa kalkın vakit geldi demeyi aklına getirene dek. Kabil de kendi kendine çok geç olmadan oradan kaçma vaktinin gelip gelmeyeceğini sordu ama soru gereksizdi. Kaçamayacağını çok iyi bilmekteydi. Bu konutta ona darbe üstüne darbe indirmekten zevk alıyor gözüken bir kadın vardır. Ama önümüzdeki günlerden birinde ona gir diyecektir ve o da girecektir. Ve bunu yaparken bir hapishaneden diğerine geçecektir. Ben bunun için dünyaya gelmedim diye düşündü Kabil. Öz kardeşini öldürmek için de gelmemişti dünyaya ama yine de onu gözleri ve ağzı sineklerle kaplı tarlanın ortasında kadavraya dönüşürken bırakmıştı. Onu, Habil'i. Habil de bunun için dünyaya gelmemişti. Kabil kafasının içinde yaşamını evirip çevirdi ve bu yaşama hiçbir açıklama bulamadı. Şu kadına iyi bakın. Arzu hastası olsa da ki bunu anlamak zor değildir. Teslim olma anını geciktirmeden zevk alıyor. Teslim olma kelimesi aslında ona hiç uygun değil. Çünkü Lilith asla teslim olmayacaktı. O daha ziyade gir adamı yiyip yutmaya çalışacaktı. Kabil içeri gireli çok olmuştu. Çoktandır Lilith'in yatağında uyuyordu. Ve bize ne kadar inanılmaz gelse de, kadına bir anda ele geçiren ve ona havaya uçurup cinli gibi bağırtıp şehvet kasırgasında Kabil'in de boğulmasına engelleyen şey, cinsel deneyimsizliği oldu. Lilith dişlerini gıcırtatıyor, yastığı ısırıyordu. Sonra adamın omzunu ısırıp kanını emdi. Özenli davranan Kabil, Lilith'in vücudu üzerinde elinden geleni yapıyordu bu jest karşısında şaşkına dönmüştü. Aynı zamanda kendisi olmayan bir başka kabilde uzuvların önlenemeyen hareketliliğini, kadının ve kendi vücudunun bükülmelerini, tüm sahneyi merakla neredeyse duygusuzca izliyordu. İki aşık o ilk gece pek uyumadılar. Ne ikinci, ne üçüncü, ne de takip eden gecelerde uyudular. Lilith doyumsuzdu. Kabe'nin gücü tükenmez gibiydi. Tanrı'nın müstakbel cennetine şimdiden kavuşmuş oldukları haklı olarak söylenebilirdi. O gecelerden birinde, şehrin efendisi ve Lilith'in kocası Nuh, olağan dışı bir şeyler olduğu haberine sadık bir kölesinden öğrenince bekleme odasına girdi. Bunu ilk kez yapmıyordu. Birçokları gibi saygılı bir koca olan Nuh'un, karısıyla olan ortak yaşamları boyunca, ona bir çocuk vermeyi başaramayacağı ortaya çıkmıştı. Ve özellikle bu kalıcı aşağılanmanın birinciyle ve belki de Lilith'in sonunda rastgele bir aşıktan hamile kalacağı ve ona varisim diyebileceği bir oğul vereceği umuduyla neredeyse farkına varmadan saygılı eş tutumunu benimsemiş ve zaman içinde de bu tutum alışıldık bir yaşam tarzına dönüşmüştü. Bu yaşam o ünlü dişi merhameti olduğunu hayal edebileceğimiz şeyle davranan Lilith'in, ikisini de bağlamayan, ne kocanın kendisine verilenden fazlasını talep etmesine, ne de kadının ona bu hakkı tanımasına yol açan, kaçamak ve tatminsiz bir temas için kocasının odasına girmeye karar verdiği çok ender zamanlarda bozuluyordu yalnızca. Ama Lilith, Nuh'un kendi odasına girmesine asla izin vermedi. O sırada iki aşığın gürültüsü, onda daha önce hiç hissetmediği bir duygunun aniden ortaya çıkmasına yol açıyordu. Ölçüsüz bir nefret. Onu öldüreceğim dedi kendi kendine Nuh. Bu fiilin sonuçlarını, örneğin gözde sevgilisi katledilirse Lilith'in nasıl tepki göstereceğini düşünmeden konuşuyordu. İkisini de öldüreceğim diye ısrar ediyordu Nuh şimdi projesini genişletmişti. Adamı da öldüreceğim, kadını da. Düş, hayal ürünü, çılgınlık. Nuh kimseyi öldürmeyecek ve kendisi de kaçınmak için hiç çabalamadan ölümden kurtulma şansı bulacak. Odadan artık hiç ses gelmiyor. Ama bu vücutların şenliğinin sona erdiği anlamına gelmez. Müzisyenler yalnızca biraz dinlenmekteler. Orkestra bir sonraki dansa girişmekte gecikmeyecek. Bu yeni dansın bitişi de yerini bir sonraki gecenin nihai doruğuna bırakacak. Nuh çoktan odadan çıktı. Lilith'in erişilmez vücudunu okşar gibi okşadığı intikam projelerini de yanında götürdü. Bütün bunların nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bu anlattıklarımıza bakıp Kabil'in tatminsiz aşığı tarafından iliğine kadar sömürüldükten sonra yorulup yorulmadığı sorusunun akla gelmesi normaldir. E, yoruldu elbette. Renginin solgunluğunun bitkileri yeşerten ve insanların tenini altın sarısı yapan faydalı açık havanın ve güneşin yokluğundan kaynaklandığı doğrudur. Bu adamı Lilith'in odasına girmeden önce gören kişi, hiç kuşkusuz duvarcı gözetmeninin sözlerinin farkında olmadan tekrarlayarak gölgeye döndü. Gerçek bir gölgeye derdi. Durumun asıl sorumlusu da bunun farkına varmıştı. İyi görünmüyorsun, dedi. İyiyim cevabını verdi Kabil. Belki ama yüzün tersini söylüyor. Bunun önemi yok. Var. Bundan böyle her gün yürüyüş yapacaksın. Yanına bir köle al. Kimse seni rahatsız etmesin. Yoğurma alanında seni fark ettiğim zamanki yüzünü tekrar görmek istiyorum. Senin isteğin benim isteğimdir hanımım. Eşlikçi köle bizzat Lilith tarafından seçildi ama onun ikili oynayan bir ajan olduğunu bilmiyordu köle idari bakımdan onun hizmetinde olsa da Nuh'tan emir alıyordu. Bu yüzden olabilecek en kötü şeyden çekinebiliriz. İlk dışarı çıkışlar sırasında hiçbir olay gezintiyi bozmadı. Köle daima Kabil'in arkasında bir adım gerisinde duruyor. Onun her söylediğine daima dikkat ediyor. Şehrin duvarları dışında en iyi olduğunu düşündüğü yolu ona öneriyordu. Kaygı duymak için hiç neden yoktu. Ama günün birinde bütün bu kaygılar hep birlikte üç adam biçiminde karşısına çıktı. Aniden yollarını kesmişlerdi ve Kabil'in hemen anladığı gibi hain köle de onlarla suç ortağıydı. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu Kabil. Adamlar cevap vermediler. Hepsi silahlıydı. Başları olduğunu sandığı birinde kılıç, diğerlerinde hançer vardı. "Ne istiyorsunuz?" diye tekrar sordu Kabil. Cevap aniden kanından çıkan ve göğsüne dayanan keskin bir kılıçla verildi. Seni öldürmek, dedi öne çıkan adam. Neden, diye sordu Kabil. Çünkü vaktin doldu. Sen beni öldüremezsin. Alnımda taşıdığım iz buna izin vermez. Ne izi, diye sordu adam. Miyop olduğu belliydi. Şu, buradaki, diye belirtti kabil. Ya şimdi görüyorum. Görmediğim şey bu işaretin seni öldürmemi nasıl engelleyeceği. Bir işaret değil, bir damga o. Peki kim yaptı? Sen mi? diye sordu öteki. Hayır. Efendi. Hangi efendi? Tanrı efendi. ha <laughs> Adam kahkahayı bastı. Hain köleyle birlikte ötekiler de gürültülü bir koro oluşturdular. Tez gülen çabuk ağlar dedi Kabil ve çetenin başına hitap ederek sordu. Ailen var mı senin? Neden öğrenmek istiyorsun? Çocukların var mı karın? Yaşayan anne baban? Başka akrabaların var mı? Evet. Ama onların cezalandırılması için beni öldürmeye ihtiyacın yok diye sözünü kesti Kabil. Senin elindeki kılıç onları şimdiden mahkum etti. Efendi adına. Bu yalanlarla postu kurtaracağını sanma diye bağırdı adam. Elindeki kılıcı iyice uzattı. Aynı anda silah yılana dönüştü. Ve dehşete kapılan adam onu elinden atmaya çabaladı. İşte! Sen bir yılan hissettin ama kılıçtı. Kabil eğildi ve silahı kabzasından tutup kaldırdı. Seni şu an öldürebilirim. Kimse senin yardımına gelemez. Yoldaşların kaçtılar. Bana eşlik eden hain de. Affet beni diye yalvardı adam diz çökerek. Yalnızca efendi seni affedebilir. Eğer iradesi bu yöndeyse ben değil. Defol. Alçaklığının bedelini evinde bulacaksın. Adam uzaklaştı başı önünde ağlayarak saçlarını yolarak bir katil gibi ana yollarda haydutluk etmeyi meslek seçtiği için binlerce kez pişmanlık bildirdi. Şehre ilk geldiğinde geçtiği yolu tutan Kabil şehre geri döndü. Önceden olduğu gibi bir sokak köşesinde bir ipe iki keçi bağlamış yaşlı adamla yüz yüze geldi. Çok değişmişsin. Batıdan gelen gezgin serseriye benzemiyorsun. Keriyor yoğurucusuna da. Ben kapıcıyım. Cevabını verdi Kabil ve yoluna devam etti. Hangi kapının kapıcısı? diye sordu yaşlı adam. Alaycı olmak istemeyen ama gücenik bir ses tonuyla. Biliyorsan sormakla yorma kendini. Ayrıntılar eksik. İşin tadı tozu ayrıntılardadır. Kendine bu ayrıntılarla birlikte aslan iyi edersin. Sicimin var zaten, diye ekledi Kabil. Seni bir daha görmememin en iyi yolu bu. Yaşlı adam bağırdı yine. Ömrünün sonuna dek beni göreceksin. Ömrümün sonu olmayacak. Cevabını verdi Kabil, çoktan uzaklaşmıştı. Bu arada dikkat et de keçiler sicimi kemirmesin bu yüzden varım zaten. Akılları, fikirleri ipi kemirmekte. Lilit odasında değildi. Büyük ihtimal terastaydı. Hep yaptığı üzere çırıl çıplak güneşleniyor olmalıydı. Kabil odasında bulunan tek eşya olan saraya oturup bir bilanço çıkardı. Olup biteni gözden geçirdi. Kölenin onu kasıtlı olarak yolda götürüp pusu kurmuş haydutların karşısına çıkardığı belliydi. Demek ki birisi onun yaşamına son verme planını tasarlamıştı. Bugün baktığımızda başarısız kalmış suikastin beyni olarak nitelleyebileceğimiz kişiyi tahmin etmek gerçekten güç olmaz. "Nuh dedi Kabil. O sarayda ve şehirde ondan başka kimsenin benim yok olmamdan çıkarı olamaz." O an Lilith bekleme odasına girdi. Gezintin uzun sürmedi. Omuzlarının üzerindeki ince ter tabakasıyla teli parlıyordu. Olgun bir nar gibi iştah açıcıydı. Çatlamış kabuğundan ilk bal damlası fışkıracak bir incir gibiydi. Onu yatağa sürükleme fikri geldi Kabil'e ama vazgeçti. Şu an ele alması gereken ciddi işler vardı. Belki bunu sonra yapardı. Beni öldürmeye çalıştılar dedi. Seni öldürmek mi? diye sordu Lilith telaşla. Kim? Benimle birlikte gönderdiğin köle ve bu amaçla tutulmuş haydutlar. Neler oldu? Anlat. Köle beni şehir dışından bir yoldan götürdü. Saldırı orada gerçekleşti. Sana zarar verdiler mi? Yaralandın mı? Hayır. Onlardan kurtulmayı nasıl başardın? diye sordu Lilith. Beni öldüremezler dedi Kabil serin kanlılıkla Dünyada buna inanacak tek kişi sensin kesinlikle hakikat bu Sessizliği Kabil bozdu Benim adım Habil değil adım Kabil Bu adı diğerine tercih ederim dedi Lilith. konuşmayı hafifletmeye çalışarak ama Kabil bu teşebbüsü anında başarısızlığa uğrattı Habil kardeşimin adıydı onu ben öldürdüm. Çünkü efendi bütün lütfunu ona sunup beni küçümsedi. Kendi kimliğimi gizlemek için onun adını aldım. Burada Kabil ya da Habil olman bizim için önemli değil. İşlediğin i̇şte cinayet buralarda duyulmadı. Evet, bugün bunu anlıyorum. Olup biteni anlat o zaman. Benden korkmuyor musun? Seni tiksindirmiyor muyum diye sordu Kabil. Sen yatağım için seçtiğim ve birazdan tekrar yatacağım adamsın. Bunun üzerine Kabil sırlarının sandığını açtı ve dramatik olayı bütün ayrıntılarıyla anlattı. Ne Habil'in gözlerindeki ve ağzının üzerindeki sinekleri unuttu ne de efendinin ettiği lafları. Yine bu efendiyle yaptığı ve onu şiddetli bir ölümden esirgiyen muamma sözleşmeyi de unutmadı. Bu anlaşmayı neden yaptığını bana sorma dedi Kabil. Bana söylemedi. Bunun açıklanabilir bir şey olduğunu da sanmıyorum. Kollarımın arasında canlı olman bana yeter, dedi Lilith. Bana baktığında asla bağışlanmayacak bir cani mi görüyorsun, diye sordu Kabil. Hayır, cevabını verdi Lilith. Seni efendinin onurunu kırdığı bir adam olarak görüyorum. Madem ki şimdi senin gerçek adını biliyorum, hadi yatağa gidelim. Yardımıma gelmezsen arzudan buradan tükenip gideceğim. Yatak örtülerim içinde Habil'i tanıdım. Şimdi de Kabil'i tanıyacağım. Hem de tekrarlanan hem de çeşitlilik taşıyan penetrasyonların çılgınlığı yerine dinginliği, vücutların kendini tamamen koyvermişliğine bıraktığında Lilith, Nuh olmalı dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle Nuh'tur diye onayladı Kabil. Benim ölümümü ne sarayda ne de şehirde onun kadar arzulayabilecek başka kimse bilmiyorum. Yataktan kalktığımızda onu buraya çağıracağım. Ona söyleyeceklerimi sen de eşiteceksin. Yorgun uzuvlarını dinlendirmek için bir süre uyudular. Neredeyse aynı anda uyandılar ve hemen ayağa kalkan Lilith, ''Sen yatakta kal, o içeri girmeyecek.'' dedi. Giyilmesine yardım etmesi için bir cariyeye seslendi. Sonra aynı cariyeye Nuh'u konuşmaya çağırdığını söyleyen bir mesaj götürmesini emretti. Nuh'u beklemek için bekleme odasında oturdu. Kocası içeri girdiğinde selamsız sabahsız konuşmaya başladı. Kabil'e gezintisinde eşlik etmesi için bana verdiğin köleyi öldürteceksin. Kabil de kim? diye sordu o. Bu yenilik karşısında şaşırmıştı. Kabil Habil'di. Artık Kabil. Pusuya katılan adamları da öldürteceksin. Kabil nerede? Madem adı böyle oldu. Sağ salim benim odamda. Sessizlik iyice elle tutulur olmuştu. Nihayet Nuh konuştu. Anlattıklarınla benim hiç alakam yok. Dikkat et Nuh. Yalan söylemek ödleklerin en beteridir. Yalan söylemiyorum. Hem ödleksin hem de yalan söylüyorsun. Ne yapması gerektiğini, nerede ve ne zaman yapacağını köleye söyleyen sensin. Bahse girerim ki bu aynı köle benim yaptıklarımı sana ispiyonlamakta da hizmet etmiştir. Doğrusu gereksiz bir iş çünkü ben ne yapıyorsam açıkça yapıyorum. Ben senin kocanım, bana saygı göstermelisin. Haklı olabilirsin. Gerçekten, gerçekten sana saygı göstermeliyim. O halde ne bekliyorsun diye sordu onu. Suçlamadan ürktüğünden aslında hissetmediği halde öfkelenmiş gibi yaparak hiçbir şey beklemiyorum. Yalnızca sana saygı duymuyorum. Ben kötü bir aşığım. İstediğin çocuğu sana veremedim. Bu mu diye sordu. Birinci sınıf bir aşık olabilirsin. Bana bir değil on çocuk da verebilirdin yine de sana saygı duymayacağım. Neden? Bu soru üzerinde düşüneceğim. Sana en ufak bir saygı bile duymamamın nedenlerini keşfettiğimde seni çağırtırım. Sana söz veriyorum, bunları ilk öğrenen sen olacaksın. E şimdi rica ediyorum, çek git. Yorgunum, dinlenmeye ihtiyacım var. Nuh uzaklaşıyordu ki, Lilith ısrarla vurguladı. Bir şey daha, şu lanet olası haini yakaladığında ki umarım yakalamakta çok gecikmezsin. Sana bir öğüt vereyim. Beni haberdar et. Ölümüne tanık olmak istiyorum. Ötekiler beni ilgilendirmiyor. Seni haberdar edeceğim. Dedi Nuh. Kapının eşiğinden çıkarken karısının son sözlerini işitti. İşkence ettirsen de hazır bulunmak istiyorum. Odasına geri döndüğünde Lilit Kabile sordu. İşittin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Hiç kuşku yok. Beni öldürme emrini veren o bir masumun yapacağı gibi tepki bile gösteremedi. Lilit yatağa girdi ama Kabile yanaşmadı. Sırtüstü uzanmış, fal taşı gibi açtığı gözlerini tavana dikmişti ve aniden "Bir fikrim var." Nedir? Nuh'u öldürmeli. Delilik bu. Başı sonu olmayan bir çılgınlık. Diye itiraz etti Kabil. Bu saçmalığı zihninden at lütfen. Neden saçmalık olsun? Ondan kurtulur evleniriz. Sen şehrin yeni efendisi olursun. Ben de senin kraliçen. Gözde cariyen. Çiğnediğin toprağı öpen kadın olurum. Peki kim öldürecek onu? Sen. Hayır. Hayır Lilith, benden bunu isteme. Bana bunu emretme. Cinayetten yeterince payımı aldım ben zaten. Benim için bunu yapmaz mısın? Beni sevmiyor musun? Diye sordu Lilith. Sana vücudumu teslim ettim. Hesapsızca. Ağırlıksız, ölçüsüz kullan diye. Kuralsız, yasaksız, ondan zevk al diye. Ruhumun kapılarını açtım sana. Önceden kilitliydi. Sense, senden istediğin ve bize tam ve eksiksiz bir özgürlük verecek şeyi yapmayı reddediyorsun. Özgürlük olduğu kesin. Ama aynı zamanda vicdan azabı. Ben vicdan azabı çekecek kadın değilim. Vicdan azabı hastalıklı tiplere göredir. Zayıflar içindir. Ben Lilith'im. Ben de yalnızca uzaktan gelmiş Kabil. Kardeş katili, kil yoğurucusu ve hak etmek için hiçbir şey yapmadan dünyanın en güzel ve en ateşli kadınının yatağında yatma şansını elde etmiş biri. Onu gövdesinin bütün gözenekleriyle seven, isteyen ve arzulayan biri. Nuh'u öldürmeyecek miyiz peki?" diye sordu Lilith. "Bu kadar çok istiyorsan bir köle gönder." Nuh'u bir köleyi öldürtecek kadar ondan tiksindiğimi söyleyemem. Ben de bir köleyim ve benim onu öldürmemi istiyorsun. Farklı bu. Benim yatağımda yatan biri köle değildir. Köle olsa bile benim ve vücudumun kölesidir. Peki sen neden öldürmüyorsun? diye sordu Kabil. Sanırım her şeye rağmen bunu yapamam. Kadınları öldüren erkeklere sık rastlanır. Onu sen öldürürsen belki de yeni bir çağ başlatırsın. Başka kadınlar da yapsın diye mi? Ben Lilith'im. Çılgın, deli Lilith. Ama hatalarım ve suçlarım buraya kadardır. O halde bırakalım onu yaşasın. Onun beni öldürmek istediğini bildiğimizi bilmenin cezası ona yeter. Kabil onu kollarının arasına aldı. İki hafta sonra Lilith hamile olduğunu duyurdu. Sarayda nihayet sosyal ve ailevi barışın hüküm sürdüğü, herkesin aynı kardeşçe kucaklayışıyla birbirine sarmalandığını herhangi biri bile söyleyebilirdi. Ama hiç böyle olmadı. Birkaç gün sonra Kabil, Lelit artık çocuk beklediğine göre kendi vaktinin dolduğu sonucuna vardı. Çocuk dünyaya geldiğinde o herkesin gözünde Nuh'un çocuğu olacaktı. Başlangıçta haklı kuşku ve mırıltılar eksik olmasa bile, o büyük dengeleyici zaman herkesi törpülemeyi görev edinecekti. Gelecekteki tarihçilerin şehrin kroniğinden Habil ya da Kabil adlı hangi lanet olası adlı anılmış olursa olsun, bir kir yoğurucusuna dair imaları silmekle görevli olacaklarını da unutmayalım. Bu kuşku onu unutulmaya, kesin bir karantinaya mahkum etmek için zaten yeterli bir neden olarak görülecek ve bu olayların belirsizliği içinde hanedanların huzuru için olup bitenin üzerine örtmenin daha iyi olduğunu düşüneceklerdi. Bizim hikayemiz Tarihsel hiçbir yanı olmasa da söz konusu tarihçilerin ne ölçüde yanıldıklarını ya da kötü niyetli olduklarını kanıtlamaktır. Kabil gerçekten yaşadı. Nuh'un karısına bir çocuk verdi. Ve şimdi de çözmesi gereken bir sorunla karşı karşıya. Yani gitme arzusunda olduğunu Lilite nasıl bildirecek? Efendi'nin buyurduğu mahkumiyetin yeryüzünde kaçak ve serseri olacaksanın gitme kararını kabul etmesi için onu ikna edebileceğini umuyordu. Sonuçta umduğundan daha kolay oldu. yere ilerleyen bir avuç hücreden oluşan bu çocuk, belki de zaten bir arzunun, bir iradenin ifadesiydi ki bunun ilk etkisi anne babasının çılgın tutkusunu sıradan bir şehvete indirgemekti. Zaten hepimizin bildiği gibi Resmi tarih bu olaya tek bir satır bile ayırmayacaktır. Kabil Lilith'ten bir eşek istedi. Lilith de ona sarayın ahırlarında bulunan en iyi, en uysal ve en güçlü eşeğin verilmesini emretti. Bu sırada hain kölenin ve suç ortaklarının bulunup yakalandıkları dedikodusu şehirde yayıldı. Rahatsız edici gösterilerin her türünden gözlerini daima uzak tutan duyarlı kişilerin şansına ne sorguya çekildiler ne işkence gördüler. Bunu belki de Lilith'in hamileliğine borçluyuz. Çünkü yetkili yerel otoritelerin görüşüne göre yalnızca kaçınılmaz olarak dökülecek kan değil, dahası işkence görenlerin korkunç çığlıkları da gebe kalınmış çocuğun geleceği için uğursuzluk belirtisi olabilirdi. Genellikle çok deneyimli ebeler olan bu otoriteler, bebeklerin anne karnının dışında olup biten her şeyi işittiklerini belirtmişlerdi. Sonuç gösterişsiz bir infaz oldu. İbret olsun diye. Dikkat. Hepinizin başına en azından bu gelebilir. Bütün şehir ahalisinin önünde idam sehpası kuruldu. Nuh, Lilith ve Kabil. İbretlik cezaya sarayın bir balkonundan tanık oldular. Protokol kurallarının açıkça belirttiğinin tersine küçük grubun merkezinde Nuh'un değil, Lilith'in bulunduğunu herkes fark etti böylelikle kocasıyla aşığının arasına girmiş oluyordu sanki resmi kocasını sevmese de ona bağlı kaldığını söylüyor gibiydi çünkü kamuoyunun arzuluyor gözüktüğü ve hanedanlığın çıkarlarının gerektirdiği şey buydu ve kabil acımasız bir yazgının eline düşmüşken onun gitmesine izin vererek vücudun yüce anısıyla, onunla birlikte geçirdiği ateşli saatlerin silinmez anısıyla ona bağlı kalmaya devam edecekti. Erkeklerin tersine bir kadın bunları asla unutmaz. Çünkü kadınlarda her şey tenlerinin altına işler. Canilerin cesetleri kemiklerinden başka bir şey kalmayıncaya dek meydanda asılı kaldı. Çünkü onların eti mundardır ve eğer toprağa gömülselerdi Toprak onları hep birlikte ya da birbiri ardına kusana dek kasılıp dururdu. O gece Lilit de Kabil son kez birlikte yattılar. Lilit ağladı. Kabil ona sarıldı ve o da ağladı. Ama gözyaşları uzun sürmedi. Bir süre sonra onları sarıp sarmalayan aşk tutkusunun hakimiyeti ve yönetimi altında çabucak zincirlerinden boşanıverdiler. Çılgınlığa Mutluğa varana dek sanki dünya bundan başka bir şey değilmiş gibi iki aşık birbirlerini sonsuzca yiyip yuttular ve sonunda Lilith Kabil'e öldür beni dedi. Evet, belki de Kabil ile Lilith'in hikayesinin mantıki sonucu bu olmalıydı. Ama Kabil onu öldürmedi. Dudaklarından uzun uzun öptü sonra ayağa kalktı. Son bir kez baktı, ve gidip geceyi kapıcı yatağında geçirdi.